herhalde asıl güç, yani biraz garip olacak ama doğrusu onlar da tabii ki. Şimdi mesela İran, Mason localarının, eski Mason localarının ta en eski dönemden kalma Mason localarının olduğu bir yerdir. Mısır Mason locaları çok ünlüdür. Fas, Tunus, Cezayir Mason locaları yani her yerde öyledir. Masonluk hakimdir. Amerika'da 30 milyon üstünde mason var. 30 milyon mason. Amerikan Yargıtay üyelerinin hemen tamamı masondur. Yüksek mahkeme üyelerinin hemen hemen tamamı masondur. Efendime söyleyeyim. İngiltere'de full, yani neredeyse tamamına yakın masondur. Yüksek devlet görevlilerin. Artık oradan durumu siz anlayın. Ama olgun insanlar, yani kibar insanlardır, konuşulabilir. Fakat Deccal'in etrafında kümelenen masonlar, benim gördüğüm delirmiş durumdalar. Yani benim anladığım gitmiş kafam. Fethullah Gülen dahil. Masonluk hep sembollerledir biliyorsunuz. Yüzlerce sembolü vardır. O semboller de çok eskidir. Firavun masondu. Firavun'un kaldığı saray Mason locasıdır. Halen de Mason localarının süslemesinde Firavun sarayı görüntüleri kullanılır biliyorsunuz. Nemrut masondu, Buhtu Nasır masondu. Hülagü masondu. Konyalı bir alim, o da masondu. Konya'nın eski büyük bir alimi. Yani onun yardımcısı, o da masondu. Yani öyle. Mimar Sinan'ın yaptığı camilere bakın. Hükümet gibi koskoca mason sembolleri görürsünüz. Osmanlı paşalarının çoğu masondu. Osmanlı padişahlarının birçoğu masondu. Cumhuriyet döneminin birçok cumhurbaşkanı masondu. Oradan artık mesela Fas, Ürdün kralı. Kesintisiz, yani böyle silsile olarak hepsi masondur. Evet, dinliyorum.